Herkese hep yeni videolarım. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bomba bir video hazırladım bu videonun içeriği FPS e attırma razı biliyorsunuz yeni sabır geliyor ve çok kişi başlayacağı için FPS kayıpları la kasma donma sonu olacağı için bu ayarları yaparak sizlerde çok güzel verimli bir şekilde oyunlarınızı oynayacağınızı eminim ben çoğunu yaptım sizlere böyle parça parça göstereceğim arkadaşlar anlatacağım siz de bu adımda uygula uygular ve bunları yaparsanız gerçekten mükemmel bir FPS artısı ve donma kasma olmalarını göreceksiniz. O yüzden başlamadı bakalım videoya. İlk adım arkadaşlar. Alt R yapıyoruz. Çalıştır açılıyor. Burada MS Config Editor arkadaşlar. Lan Çık bakayım surat. Tıkladığımızda ön yükleme gelişmiş seçenekleri tıkladıktan sonra işlemci sayısı var. Bunu kesinlikle kesinlikle 12'yi alıp artık size 8 mi neyse bunu sona alın. Çünkü bu tam bir performans ve hani ana kartı tam bir şeylerin hani işlemcinin hani bütün her şeyin e, sonu veriyor yani FPS arttırımında hani full işlemci kullanıyor. Hani mesela çoğunuzda bu bir hani işlemcinin yüzde birlik kısmını oyunu veriyor. Bu da e, çok iyi bir bilgisayar yoksa acayip bir kasma donma yaptırıyor. Bunun için işlem sayısını 12 ya da 8'de ya da hani 36 ne varsa abi full en son alın tamam deyin uyguladıktan sonra arkadaşlar bilgisayarınız bir yeniden başlayacak. İlk e, adım bu arkadaşlar bunu yapın. Ondan sonra başlamadan çık. Evet arkadaşlar bir başka bir özelliğimiz aslında hiçbir işe yaramayan ve acayip bilgisayarımızı yoran hani kastıran dolan ya yani normal bu şekildeyken bile hızını yavaşlatan bir aslında Hiçbir yararı olmayan Size e, o ayarları kapattıracağım bu bilgisayar deyip Arkadaşlar tıklayıp özellikler deyip Açılan pencerede Sağda gelişme sistem ayarları var Burada ayarlar deyip arkadaşlar Şu sekmen açılıyor Bu sizde e, En üstte bilgisayarım için En iyi olan Windows seçin diyor bu da bilgisayarın Arkadaşlar içine ediyor Donma kasma ıvızır, bu bir sebep ben size direkt yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Hani bu özel demiş ama ben en iyi performans diyeyim simgeleri bunları tıklarım özel alıyor bu zamanlar Bunları iki tiki arkadaşlar simge yerine küçük resimler göster. Ekran yazı tipi kenarını düzel Bu hani daha Windows 1, 2 hani X bir ılız olmasın diye bunları düzeltiyoruz arkadaşlar. Ee, bu çok etkili acayip önemli bir şey hız konusunda. Dediğim gibi bunlar size bilgisayarım için en iyi olan Windows seçin dedir. Bundan en iyi performans seçiyorsunuz ve ekran yazısı tipini ve singe yerine küçük resim göster. Tıklayıp uygulayıp tamam dedikten sonra tamam diyoruz ve bilgisayardaki hızlı bakın arkadaşlar. Acayip bir çok güzel bir hızlanma var. Onu hemen kapatın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan arama kısmına oyun modu ayarları var. Ben de zaten. Onu yazıp Direk e, açıyorsunuz. Oyun modu açık oluyor. Ondan sonra e, game, game bar kapalı. Bu video çekme hızı Bu da bayağı bir kastırıyor arkadaşlar. E, yakalamalar, bu, bunlar da kapalı oluyor. Çünkü video video al, almayacağımız için e, bilgisayardan. Bunlar gereksiz yere huzur bir şekilde bilgisayarımızı kastırması sebep oluyor. Buradan arkadaşlarım gibi ka, e, game bar kapalı, oyun modun gelден sonra açık. Grafik ayarları diyoruz. Ve burada arkadaşlar mesela ben ne yapmışım? Rise Online'da yüksek performans almak için buraya eklemişim arkadaşlar. Buradan da yüksek performans almışım. Bu da nasıl yapıyoruz? Özel kısmından arkadaşlar. Özel kısmından arkadaşlar. Oyun sürücünüz mutlaka C yükleyin. Hani hangisi SSD'niz, hani bilgisayarınız hangi yeri kurulursa sadece oynayacak olduğunuz oyunu oraya yükleyip daha da hızlı bir şekilde benim alabilirsiniz. Ben J kurmuşum. Buradan e, program özelliklerine girmişim. Tek tek buradaki bütün her şey arkadaşlar aşağıya indirip şöyle üzerine tıklayıp ekle ekle dedikten sonra ekliyor. Ondan sonra buraya gelen e, şey de üzerine tık, tıklayıp seçeneklerden yüksek performansı kaydet dediğimizde arkadaşlar inanılmaz bir şekilde verim alabiliyoruz. Bunları bu da çok önemli. Hani acayip bunu çok önemli. Bunu kesinlikle yapmanız lazım. Ve hemen diğer yer, yere geçiyoruz. Ve arkadaşlar yine arama yerine şurada gördüğünüz üzere Windows'da saydamlı göster diyor. Ben de bu teknik tek yaptığım için hepsi açık al açık yani burada. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar bu saydamlık efektlerini şu an ben de açık gördüğünüz üzere bunu kapatacağız. Bunun da yani hani gördüğünüz gibi direkt saydamla gitti. Bu da bilgisayarı acayip yoran, acayip kastıran e, bir şuradan koyu alayım. Acayip kastıran ve e, yoran bir şey. Yani bunu ben bile daha düzeltmemişim yani. <laughs> Buradan arkadaşlar arka plan buradaki istenenizle resimleri ekleyebilirsiniz. Burada başka bir şey var mı? Ve arkadaşlar buraya güç planını tıklıyoruz. Burada, buradaki şeyi arkadaşlar e, yüksek performansı alıp bunu tıklıyoruz ve çıkıyoruz buradan. Yüksek performans almazsanız dediğim gibi hani çok fazla dengeli ya da güçlü güç tasarrufunda fazla bilgisayar e yormayacağı için çok fazla FPS donma yaptırabilir. Bunları direkt kapatıyoruz. Yani direkt yüksek performans alıp geçiyoruz abi. Ve ekran kartı ayarlarımız var. İşte asıl bombalardan bir tanesi bu. Yani bu inanılmaz bir şey. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar benim tercihlerim ben performansı almışım ama 3D ayarları kullanıyorum. Dö diyeceksiniz ki bu nasıl oluyor? Arkadaşlar oraya benim tercihim değil performans aldıktan sonra 3D ayarları girince karışıyor. Karışıyormuş daha doğrusu. Hani hem üçlü d ayarları kullanmaya çalışıyor hem performansla ilerlemeye çalışıyormuş bilgisayar. Bu da ara ara sıkıntılar çıkartabiliyormuş. Bu yüzden performans beni oraya götürdükten sonra Burayı hiç ellemeyeceğim. Yavaş yavaş geçeceğim buradaki ekran ayarları aynı benim olduğu gibi yapın arkadaşlar. <laughs> Görüntü ölççeklendirmi kapalı kapalı. Bunları yavaş yavaş geçiyorum. Burada yavaş yavaş durdurun. Aynı benim e, yaptıklarımı yapın. Gerçekten çok yararı var. Ben ne yaptıysam aynısını yaparsınız arkadaşlar. Çok gayet ilerleme e, sağlayacaksınız. Çünkü bunlar bayağı bir araştırmış, edilmiş, hani üzerine <laughs> denenmiş, uğraş, uğraşılmış bir şeyler. O yüzden yani aynı şekilde ilerleyin Ve arkadaşlar masüstü renk ayarı. Oyun oynadığınız zaman böyle oyunun gerçek şey yok ya böyle solgun, bembeyaz ya da e, silik silik böyle böyle rengi canlı değilse abi şuradan şuradan hiç dokunmayın. Direkt dijital yere 80 alın. Ya da duruma göre bir çekebilirsiniz. Ya da durumu göre yüzde yüz yapanlar bile var. Ama benim için yüzde ideal. Yüzde kullanıyorum. Oyunlarda hem canlı hem renk görse çok güzel ve insan gerçekten tatmin ediyor bu. Bunu kesinlikle öneriyorum deneyin abi. Yani ekran kartımız şeyleri de ee, bu şekildeydi ve sizlere bunu söyleyeceğim arkadaşlar güncelleştirmeler. Bilgisayarınızı devamlı güncel tutmanız lazım. Şu an benim güncel Rise'da şöyle bir şey var. Bilgisayar güncel değilse crash olayla çok artıyor. Ekran kartınız güncel değilse inanılmaz şekilde e eee epejstrop ve oyundan atmalar, crash olayları acayip çoğalıyor. Mesela birden bir yere geçip camp değiştirdiğinizde güncel olmazsa bayağı bir sıkıntı size söyleyeyim ya. Bunlar kesin güncel tutmanız lazım. Şuradan da denetim e, ayrı diyorum ben. Bir açsın. Buradan da ekran kartını arkadaşlar kesinlikle güncel simi kontrol edip deyip ee, şu an ben sonda hani bütün her şey güncel olduğu için ben de crash olayları olmuyor. Bunları ben devamlı ara ara aklım geldiği için kontrol ediyorum. Çünkü bazen düşebiliyor ansın. Bunları muhakkak kontrol edin arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi canlar şöyle bir şey de var. Bilgisayarım geliyoruz. Burada şu an benim 500 GB'lık SSD'm var ve 1 TB'li yedeğim var. Önemli olan yerleri C'ye tutuyorum. Önemli olan bütün oyunları ya da video araçlarını her şeyini bu şekilde nasıl bunun kaşındı D'ye aktarıyorum çünkü çok fazla da e, şey yormamak adıyla SSD'yi hani şeyimi yormamak için sadece burada raid yüklü. Burada da full doluysa arkadaşlar buraya gelip biçimlendir deyip şu an kullandığım Windows e, birimi bir gelsin bunu Neyse ben biçimlendiremiyormuşum. Onun için bir şey ayarlamam lazım. Biçimlendir deyip arkadaşlar e, muhakkak oyunu başlamadan önce ikisini de biçimlendirin. Sıfırlayın yani. Önemli gerekli şeyleri oradan silin atın. Yani şöyle bir şey var. Önemli bir şey vardır. C'ye D'ye aktar. C'ye biçimlendir. D'de önemli bir şey vardır. C'ye aktar. Yine şey biçimlendir. Tekrar onu şey yapabilirsiniz. Bu şekilde bunları çok doldurmayın. Eğer çok doldursanız da Kasma donma, ekran donması, ekran hatası, mavi ekran sorunu çok büyük yaşarsınız. Bunlar da kesinlikle kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Bunlar kesinlikle çok fazla doldurmayın. Gördünüz benim yani bayağı bir tertemiz. Arkadaş tekrar buraya arka plan uygulama dedikten sonra burada arka plan uygulamaları diyor. Bunlar sistem gereksiz yoran gereksiz uygulamalar. Bunlar da bilgisayarı acayip boyu, boydu içine FPS düşürür. Dondurur mavi ekran verdirir böyle Kısmen böyle Hani lak 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 Gibi böyle Hani ya, iyice bir yavaşlatır Buradaki bilgilerin hepsi kabadın abi hiç önemi yok Gerçekten Buradaki her şey kabaktan sonra Bilgisayarın açımı hızını bile ya da bilgisayarın böyle Acayip e, Verimliliğini hissedeceksiniz yani oyunda gireceğim göstereceğim Yani ben de o kadar çok e, Şey değilim yani arkadaşlar bayağı, Bilgisayar kötü değil yani ben bile hepsini ne gereği var baba şey yapmıyorum alın getirin. Ee, kullanmıyorum. Gereksinde bilgisayarım yormasın yani niye O yüzden arka plan uygul plan uygulamaları yazıyorsunuz. Buradaki bütün her şeyi kapatıyorsunuz abi. Ve ondan sonra fark görüyorsunuz. Hadi bakalım devam. Ve tekrardan arama yerine görev yönetici diyoruz arkadaşlar. Buradaki de en önemli şey arkadaşlar ne biliyor musunuz? Mesela bilgisayarı başlattınız. Bilgisayar açılıyor. Belirli bir 10-15 saniye bekliyor. Bir şeyler açılıyor. Arkadan bir şeyler böyle yükleniyor. Hani yeniliyorsunuz yenilemiyor. Bir e, belirli bir süre bekliyorsunuz ya. işte o süreleri beklememek için. Mesela arkadaşlar. E, ben ne varmış? İşte Steam. Devre dışı. Spotify. Şu an kullanmıyorum. Devre Skype hiç kullan. Hani çok eskiden. Bundan 10 sene önce Nike'de kullanıyorduk. Yani hani. Görüntü konuşmalar, uzun konuşmalar falan, bunlar kapalı. Abi hani telefon bağlantısı ne alakası? Kapalı. Abk, abk, ab, kapalı. E, bu benim masumun e, şeyi, o açık. Ondan sonra endesk e, devre dışı. Bunları tıklayıp arkadaşlar, etkinleştirdiğim zaman bilgisayarımın açıldığı zaman o performansı çok acayip bir şekilde etkiliyor. Buradan kullanmanız bütün uygulamaları hepsini kapatıyorsunuz ne kadar uygulaması kapat abi hiç acıma yani yar bak yarar olacak olan şeyleri hani önemli olan şeyleri kapatma ama yani Spotify, Steam, Skype yani e, Nedo, Discord falan buna bayağı bir beklettiriyor. O yüzden bunları kapatın. Oyun e, şey içinde bir saat açıldığı zaman açarsınız. Hadi bakalım devam. Evet canlar şimdi bir tane Google Chrome e, ayarımız var. Bunu da yaptıktan sonra artık bitireceğim. Burada mesela e, Google'da takıldınız ettiğiniz işiniz bitti oyunu gireceksiniz ve kapat kapatacaksınız yani kapan deyip arka uygulamaları e, bitti sanıyorsunuz ama öyle bir şey yok bu yüzden arkadaşlar sizlere bir ayar göstereceğim bunlara kesin e, yapın abi buradan sistem deyip e, Google Chrome kapandı arka uygulamaları çalıştığını devam et diyor bunu açık bırakırsanız sıkıntı bayağı bu yüzden bunu her zaman ilk yaptığın zaman sayfayı kapattığınızda olay biter. Yani hiçbir şekilde bu saatten sonra hani arka uygulama şey olmaz. E, alını getirin. Çalıştırmaz. Ve arkadaşlar şöyle de büyüteyim kendimi. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur. Umarım çok kişinin faydası olur. Hani çünkü bunlar önemli ayarlar ve e, bilinmesi gereken ayarlar. Bunları yapın kesin düz düz böyle performans alacaksınız. Almazsanız gelin yorum yazın abi. Ulan ben bunları bunları yaptım ama hiçbir farkı olmadı diye yazın. Ben hani olmaz da hani eğer olursa gibi şey yapıyorum hani söylüyorum hani gelin yorumlara eğer olursa bile gelin abi kardeşim yaptık oldu bilgisayar nefis aldı falan yani benim için güzel olur. <laughs> bir sonraki güzel videolarla görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Allah'a emanet siz. Bay bay.